Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yaz aylarında en sık görülen hastalıkları ve sağlık problemlerini konuşacağız. Alerjilerden zehirlenmelere, boğulmalara, trafik kazalarına ne yazık ki bu da bizi ciddi şekilde tehdit eden problemlerden biri ülkemizde. Ve daha akla gelen güneş çarpması, güneş yanıkları hepsini detaylandırmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuzla birlikte Gazi Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Doçent Doktor Ahmet Demircan hocamızın uyarı ve tavsiyelerini alacağız. Şimdi ne yapmalı başlıyor. Güneş çarpması, yaralanmalar, kırıklar, zehirlenmeler, alerjiler. Yaz döneminde pek çok sağlık sorunu görülüyor. Peki bu sorunlardan korunmak için ne yapmalı? Karşılaşıldığında ilk müdahale nasıl olmalı? Gazi Hastanesi Başhekimi, Acil Tıp Uzmanı Doçent Doktor Ahmet Demircan'la konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Ahmet Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyiz Allah'a şükür, sağ olun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, biz de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yaz aylarına girdik. Gerçi havalar biraz yağmurlu, soğuk, sanki son ilkbahar gibi geçiyor ama yine de ilerleyen günlerde sıcaklar bastıracak. Ve buna bağlı olarak da bir takım sağlık problemleri ortaya çıkacak. Hem tedbirler neler olmalı, hem de karşılaşıldığında ilk müdahale nasıl olmalı, doğru yaklaşımlar nasıl olmalı? Sizden dinleyeceğiz inşallah. Ama programımıza başlarken ben trafik kazalarıyla başlamak istiyorum. Çünkü yaz aylarında özellikle bayram dönemlerinde, tatil dönemlerinde artık sağlığı değil canımızı tehdit eden en büyük problem trafik kazaları oldu. Bir acil tıp uzmanı olarak da eminim çok sık karşılaşıyorsunuz bu dönemlerde. Neler söylersiniz? Bu konudaki uyarılarınızla başlayalım hocam. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın ve bütün Müslüman halkların Kadir Gecesi'ni kutluyoruz, Ramazan'ını kutluyoruz ve inşallah yaklaşan bayramlarını da şimdiden tebrik ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Tabii bayramlarda maalesef bayramlar güzelliklerin paylaşıldığı, sevincin paylaşıldığı şeyler. Ama dikkat ederseniz bir bayram süresi boyunca 140-150 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı kazaları görüyoruz. Bunlar maalesef hepimizi çok üzüyor ve acıtıyor, yani içimizi acıtıyor. O yüzden bayramlarda özellikle bu kısa bir bayram, şimdi çok yoğun bir akışlar oluyor. Trafik akışı olacak muhtemelen. Lütfen hepimizin kurallara uyması, özellikle aşırı hız kuralına çok iyi uymamız, emniyet kemerlerini bağlamamız gerekiyor. Çünkü daha dün bir mesaj geldi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Her üç ölümlü kazadan birisi aşırı hıza bağlı. O yüzden uykusuz çıkmamak, biraz erken çıkmak veya günün içinde de paylaşarak, yani günün o özel saatlerde ve çok yüklenmemek lazım. Trafik çok sıkışıyor. Onlara dikkat edersek bayramlarımız sevinç içinde geçer. İnşallah bu tip şeylere meydan vermemiş oluruz. Evet, en sevinçli olacağımız, sevdiklerimize, yakınlarımıza kavuşacağımız zaman dilimleri acı zaman dilimlerine dönüşmesin. Çok çok önemli. Yarından itibaren başlayacak trafik akışı muhtemelen. Geç olsun da güç olmasın derler. Aynen. Lütfen yavaş gidelim değerli sürücülerimiz. Bütün trafik kurallarına uyarak gidelim. Hem kendimizin hem ailemizin, sevdiklerimizin canına kastetmeyelim diyelim. Hayırlı bayramlar bize şimdiden dileyelim. Trafik kurallarında bir iki şey söylersek. Bir, emniyet kemeri çok önemli. Yani artı kazalardan, artı yaralanmalardan önleyebilir. İşte bir inceleme dosyasına bakıyorum. Araçtan fırlamış, şarampole gitmiş, suyun çamurun içinde kalmış. Bunlar ikincil kazalara neden olur. Lütfen 12 yaşından küçük çocuklar öne oturtulmasın. Kucakta çocuklar olmasın. Arkada emniyet kemeri takmanın önemine de artık alışalım. Yani onu da takmamız gerektiğini bilelim. Kurallara uygun ve çok sayıda insan olmadan lütfen onları, çünkü bir arabanın içinden onlarca insan çıkıyor gibi, o çok aşırı, Allah korusun, bir kaza olduğunda çok büyük tehlikelere maruz kalabilir. Aracımızın bakımlarını yaptıralım, trafik kurallarına uyalım, denetimler çok fazla, hız kuralına uyalım, yani onlardan çok fazla kazanmayacağız. Dediğiniz gibi, yani birazcık yarım saat, bir saat geç olabilir ama sağlıklı ve güler yüzlü bir şekilde kavuşmuş oluruz. Birkaç kurala dikkat edersek bu acı günleri yaşamayız inşallah. İnşallah. Ülke olarak da, çünkü çok büyük kayıp, 140-150 kişi ne demek, çok büyük kayıplar, o yüzden olmasın diye onlara dikkat edelim.
İnşallah hocam. Çok önemli uyarılardı. Salimen herkes yerine inşallah varsın. Evet. Dualarımızı da böylece göndermiş olalım. Şimdi yaz hastalıklarına, biraz daha yaz döneminde görülen sağlık problemlerine değinecek olursak hocam. Her mevsimde aslında bazı hastalıklar görünüyor. Tabii. Yazında daha çok sıcaklara bağlı hastalıklar daha sık görülüyor. Sıcak havalar insan bünyesini nasıl etkiliyor hocam? Sıcak havalarda tabii insan dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. O yönden hani şanslı bir milletiz. Ama tabii her artılar, eksiler bazı şeyleri getirebiliyor ama çok büyük sıkıntılar değil. Özellikle orta sıcaklıktaki yerlerde çok fazla sıkıntımız yok. Ama deniz kenarı gibi veya çok sıcak olan yerlerde daha çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. Sıcakla birlikte sıvı ihtiyacımız, su ihtiyacımız var. Görünen ve görünmeyen terlemelerle ısı kaybımız, ısınma dolayısıyla sıvı kaybımız var. Bunun normal şartlarda yerine koymamız lazım. Genç insanlar normalde fazlasıyla su içebiliyor. Soda dediğimiz mineralli sulardan günde iki tane falan içebilirler. Fakat tansiyon problemi olan, böbrek problemi olan, tuz ve su atımında problem yaşayan insanların daha dikkatli olması, kaybettiğini yerine alması ve çıkardığı kadarın 500 cc kadar, yani 2 bardak, 3 bardak fazlasını alacak şekilde alması lazım. Yani sıcaklarda en büyük şey bizim sıvı kaybetmemiz. Onun getirdiği, vücut bir denge üzerine çalışıyor. Sıvı azalınca vücuttaki mekanizmalarda bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Bu da yorgunluk, bitkinlik, halsizlik gibi belirtiler veriyor. Bunlar hafif sıcak çarpmalar veya sıcakta kalmalar. Ama daha da bu uzun süre kalınırsa, uzun süre sıcakta aktivite yapılırsa, spor yapılırsa, güneşin altında çok kalınır, çok yüzülür gibi şeyler olursa, çok yürünürse filan, o zaman bitkinlik artık tükenmeye doğru gidiyor. Çok fazla sıcak krampları giriyor, çok halsizlik oluyor. Bilinç bazen bulanabiliyor, şey yapabiliyor. O tip durumlarda bunlardan etkilenmemek. Bunların en iyisi, bütün hastalıklardaki en iyi tedavi edici şey korumadır, korunmadır. Onlara dikkat etmemiz lazım. Doğru. Sizin de yine hani soracaksınız veya daha önce programdan önce konuştuğumuz şeylerde yaşlılar bir kere ona dikkat edecekler. Risk grupları çok önemli hocam. Evet. Şimdi herkes dikkat etmeli. Herkes için özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi, su tüketimi çok önemli. Belli çıkılması tavsiye edilmeyen saat dilimleri var. 11 ile 4 arası mıydı hocam? Bu 11 ile 4 arası gibi saatler prime time. Hani güneş ışınlarının daha çok dik geldi ve ısının çok yüksek oldu. Hem yer ısınıyor hem ortam ısınıyor. Eğer bu saatlerde çok zorunlu değilse çıkılmaması. Erken saatlerde ve daha ikindiye vakit geç saatlerde çıkılması. Bunlar korunma yöntemleri. Herkes için geçerli. Ama bir de risk grupları var hocam. Mesela yaşlılar dediniz. Kalp hastaları ilk aklıma geliyor. Kalp hastaları, tansiyon hastaları, solunum problemi olan bronşitli hastalar olabilir bunlar. Çocuklar, bebekler hani bu şeylerde olabilir. Veya işte bazen ısı kaybına önleyecek hani değişik hastalıklar olanlar varsa, bunlar doktorlar tavsiye ettiyse bu saatlerde mümkün olacak. Sağlıklı insanlar da hani bu saatlerde çok dışarıda vakit geçirmesin. Daha çok kapalı ortamlarda, serin ortamlarda bulunmasını öneriyoruz. Çıkmamız gerekiyorsa ince pamuklu veya ince yünlü, sentetik olmayan giysiler giymek, nefes alabilmeyi ve klimatizasyonu sağlaması açısından daha sağlıklı giysiler. Bunları sağlayabiliriz. Şapka giyilebilir, geniş hasırlı şeyler gibi. Tarlada, bahçede çalışanlar yine böyle dikkat ederse, onlar uzun kollu giyiyorlar. Kendilerini çok iyi koruyorlar. Hem cilt yanıkları şeylerde olmasın diye. Şemsiye kullanabilirler. Bunları kullanırsa dikkat edecekler. Yeterince su olacak. Su kaliteli ve korunmuş su olacak. Çünkü sıcaklarda yine birazdan değineceğiz. Mikrop üremesi daha kolaydır. Yani suların kontamine ediyoruz. Mikropla bulaşmış olması olmaması lazım. Bu da bağırsak enfeksiyonları veya aşırı sıvı kaybına yol açmasın. Dinlenmeli, arada hani gölgede oturmalı ve ondan sonra bana bunlara dikkat edip sıvısını da alırsa kolay geçer. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Peki bazen de bazen denizde fazla kalabiliyoruz veyahut da bir işimiz oluyor sıcakta mecburen ya da çalışan insanlarımız fazla. Ola ki bir sıcak çarpması söz konusu olduysa mesela daha hafif de olabiliyor ama daha ileri düzeylerde de olabiliyor. Orada ilk yapılması gerekenler nelerdir? Yani kendimizde de bu belirtileri hissedersek veyahut da çevremizde birisine böyle yardım olduysa, etmek zorunda kalabiliriz. Yani hem kendimizin bilmesi hem etraftaki insanların bilmesi ki bize yardım edebilsinler. Anne baba
olarak evdeki çocuklarımıza, büyüklerimize yardım edebiliriz. Yani bunu sıcaktan bir kere ortamdan uzaklaşmak, yani maruziyetten uzaklaşmak, serin bir ortama almak, bu serinletilmiş, camı açılmış bir yere olmak, terlik giysileri varsa çıkarıp kurulanabilir, bilinci açık, kendinde ise çok soğuk olmayan, yani çok ılık değil ama orta soğuklukta sıvı verilebilir, sıvı içeren içecekler verilebilir. Ama ona rağmen kendine gelmiyor, sıkıntılı, böyle uykuya meyilli oluyor, alışageldiğimizden daha farklı böyle bir haldeyse o zaman doktora götürmemiz lazım. Belki tuz, sıvı kaybı serumla desteklememiz gerekebilir. İlk yapacağımız şeyler bunlar. Vantilatörle odayı soğutabiliriz, şey yapabiliriz, hastaya tutabiliriz, serinletebiliriz. Klima varsa odada klimayla odayı serinletiriz. Yani ortamın da serin hale gelmesi ve sıvı desteğinin sağlanması en önemli iki şeyimiz bu. Evet, ve panik olmadan en önemli müdahale etmek gerekiyor. Şimdi gene sıcak çarpmasıyla eş zamanlı olan problemlerden bir tanesi de güneş yanığı. Yani güneşin altında o kadar çok kalınca hem belki bir sıcak çarpması, güneş çarpması söz konusu oluyor. Hem de ciltte bir hasar meydana geliyor güneşten kaynaklı. Aynı tedbirler sanıyorum geçerli güneş yanığına karşı da. Ama bazen de gene ucunu kaçırabiliyoruz. Böyle hafif düzeyde de olsa bir şeyler oluyor. Bizim evde uyguladığımız bir takım şeyler var. Onlar doğru mu değil mi ben merak ediyorum hocam. Mesela hemen yoğurt süreriz, zeytinyağı süreriz. Faydalı mıdır yoksa dikkat mi etmek gerekir, ne dersiniz? Dikkat etmek gerekiyor. Her şey bir denge üzerine. Hayat, vücut, tatil ve güneşte kalma da bir denge üzerine. Hani eskiler diyor ya, marsık gibi yandığınız zaman gece ne uyuyabilirsiniz, ağrılarınız olmaz, vücudunuz şey yapar. Ve uzun süre hani korunmasız güneşte kalmanın ileride cilt kanserlerine bile yol açabileceği tehlikesi olduğu için dengeli, düzenli, gölgede güneşlenmek belki ve yine o saatlere dikkat etmek lazım. Güneşe çıkmadan önce güneş kremleriyle hani korunmaya alınmak en önemli şeylerden birisi bu. Ona rağmen olursa, yani buna rağmen hani uyuyakalabiliriz, bazen uzun süre kalabiliriz farkında olmadan yanıklar olursa, soğuğa yakın, ılıkla soğuk arası duşlar almak rahatlatır. Ağızdan belki ağrı kesiciler alınabilir ama oralara kremlerde çok az lokal anestetikli, hani biraz hafif şey yapan ve hafif steroid içeren, çok ağır steroidler değil, hafif steroid içeren kremlerle sürülürse, şey yapılırsa o oradaki ödemi azaltacak, gerginliği azaltacak, o ağrı hissini azaltacak, biraz daha rahatlatmış olacak. Ama en önemlisi başta korunmak. Ama bütün bunlar olursa bunları yapmak. Buna rağmen sıkıntı oluyor, uyuyamıyor, çok ağrı oluyor. Güller dediğimiz o su kesecikleri olur. Eğer onlar çok fazlalaşırsa filan, o zaman doktor yardımını almak gerekir. Evet, ilk etapta da başvurmaya gerek yok. Bu yöntemlerle hallolabilir ama onlar... her bulduğumuz böyle yoğurtları, şeyleri sürmemek gerekiyor diyebiliriz. Şimdi hocam, bu noktada yaz döneminde görülen sağlık problemlerine bir virgül atalım isterseniz. İlk müdahalenin öneminden biraz, ilk yardımın öneminden bahsetmek istiyorum. Yani her vatandaşın hem kendi sağlığı için hem de çevresindeki kişileri koruması için bunu bilmesi gerekiyor galiba. Siz ne dersiniz bu açıdan? Yeterli midir bu konudaki bilgimiz toplum olarak? Bilgimiz şimdi en azından bu konuda bir duyarlılığımız var. Bak, bu konuda programlar yapıyoruz. Bir şeyler bilmemiz gerektiğini farkındayız. Yani farkındalık var. Biraz daha bunu işlemek, biraz daha kalitesini artırmak gerekiyor. Yani ilk yardım biz yapabiliriz ve bize yardım yapılabilir. Doğru. Yani kaza geçirebiliriz, Allah korusun, bir şey başımıza gelebilir, güneşte yanabiliriz. İşte bir çocuğun boğazına bir yabancı isim kaçabilir. Bütün bunlarda yardım edebiliriz. Her hastayı, her kişiyi kendi çocuğumuz, anne babamız, yakınımız gibi görürsek, bunlara ilk yardımı ne kadar iyi bilir ve doğru yaparsak, o zaman daha az ölüm olacak, daha az sakat kalım olacak. Doğru. Ve insanları kurtarmış olur. Hep böyle düşünmek lazım. İlk yardımı öğreniyoruz ama bazı şeyler dediğiniz gibi işte yoğurtlar, diş macunları öğreniyorduk. Şimdi doğrusuna doğru gelmemiz lazım. İşte ilkokullar, anaokullar, çocuklar çok iyi alıyorlar. Oradaki öğretmenlerimiz hani kendileri ilk yardımı iyi bilir. Çocuklarımıza da iyi öğretirlerse o zaman iyi bir yol almış olacağız. Mesela bilinçli bir çocuk iyi bir öğretmenden öğrendiyse hayatta ön koltuğa oturtamıyorsunuz 12 yaşından önce. Emniyet kemeri takmadan anneyi babayı yola çıkarmıyor. Kırmızı ışıkta hiçbir babayı geçirmiyor, arabayı geçirmiyor. Bunlar iyi şeyler. Doğru. Çocuklar anne babayı artık denetliyor adeta. Yani kurallara uyun diyor yani. En büyük trafik polisi onlar. Yani sarı falan diyoruz ama yok, kandırmak mümkün değil yani onları. Doğru. O yüzden onlara uymamız lazım. Toplumun genç nüfusu eğitmenin en iyi yolu bizim için ehliyet kursları. Ehliyet kurslarının içinde iyi bir ilk yardım
bilenleri arttırırsak, eğiticileri iyi eğitirsek, iyi kaynak kitaplarımız olur, öz şeyleri öğretirsek toplumun büyük kesimini eğitmiş olur. Bu büyük bir şans Türkiye için. Onu iyi kullanmamız lazım. Bunu değişik platformlarda söylüyorum ama bir organize edip ehliyet kursunda bu dersleri veren kişileri iyi eğitirsek o zaman bütün insanlarımız kaliteli eğitilmiş olacaklar. Doğru. Bunda bir örnek vereyim. Yani bu acı örnek ama Aydın Menderes hani eski bir politikacıydı. Bir trafik kazası geçirdi. Evet. Arabada bulunduğu sırada söyledikleri elini kolunu oynatabiliyordu. Ya taşınma sırasında iyi taşınamadı, hani eskiden daha kötü taşıyorduk. Şimdi biraz daha dikkatliyiz. Veya belki lezyonu çok kötüydü, hani bilmiyoruz ama daha sonra o kazadan sonra bütün dört ekstremite dediğimiz eli kolu felç oldu. Sadece parmaklarıyla akülü araba sürebildi 8-10 yıl. Evet. Bakın yaşamın nerede? Çok yani doğru. Kurtarılabilirdi, sakat kalmayabilirdi, 8-10 yıl kaliteli bir yaşam sürebilirdi. Hı hı. Allah korusun kendi başımıza, kendi yakınımızın başına geldiğini düşünelim. O yüzden bilmiyorsak duralım, yardım çağıralım, hastanın yanında destek olalım, onun yanında duralım. Eğer biliyorsak da boyunluklar mesela boyununu koruyarak, sırtındaki omurları koruyarak en düzgün şekilde yardımlaşarak hastayı çıkarıp düzgün bir yere almak ve düzgün nakletmek. Şimdi ambulanslarımız falan bunu çok iyi yapıyor, ambulansta çalışan ekipler. Hastaneler çok iyi oldu. Ama sahada da bu ilk yardımı iyi yaparsak bunların hepsini önlemiş oluruz. Basit müdahalelerle veya kolay diyelim, basit demeyeyim ama kolay ama hayat kurtarıcı müdahalelerle bir sırtına vurarak çocuğun ağzındaki bir yabancı ismi, boğazındaki yabancı ismi çıkarsak hayata döndüreceğiz. Doğru. Diğer türlü yani ölüme kadar gidebilen veya en kötüsü de uzun süreli sakat kalımlara yol açan şeyleri önlemiş oluruz. Evet, doğru yöntemi bilmek ayrıca bir yöntem taşıyor. Çünkü kazada bir hasar meydana geliyor, o hasarı daha ileri boyuta getirmemek gerekiyor. Lazım. Yardım edeyim derken. Dolayısıyla her vatandaşın ilk yardım bilgisine sahip olması gerekiyor diyebiliriz. Yani her an veya her gün birimize veya bilmediğimiz bir anda birimize lazım olabilir. Bu tıpçı da olsun, sağlıkçı da olsun, herhangi başka meslekten biri de olsun. O yüzden ne kadar çok insan bilir, toplam kaliteyi artırırsak ilk yardımın kalitesi de doğal olarak artmış olacak. Ben bilmiyorum veya ben biliyorum fakat dokunursam başıma bir şey gelir mi diye korkarsak o zaman böyle bir paranoya içinde kimse kimseye yardım etmez. Doğru. Veya bir kazayı görüp oradan hiç duyarsızca geçip gitmek de ne insanlığa sar ne vicdana sar. Durmak, biliyorsan bildiğin ölçüde yardım etmek değilse bile en azından oradan 112 aranabilir, polis itfaiye aranabilir, hastanın yakınları belki telefonla aranabilir ve yanında durup güvence verilir. Onun yanında ekip gelince onlara teslim edilebilir. En azından bunu yapalım yani o insafımız ölmesin yani şey olmasın. Kesinlikle çok çok doğru hocam. Bu noktada 112 hattının kullanımı ile ilgili ve acil servislerimizle ilgili uyarılarınızı da almak isterim. Tabii. Çünkü kendimiz müdahale edebilecekken veyahut da çok acil bir durum söz konusu değilken panik olup hemen ambulans çağırabiliyoruz. Hemen acillere koşabiliyoruz. Bu da daha ciddi hastaların yoğunluk yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Aynen. Bu açıdan uyarılarınız neler olur hocam? Şimdi ben size iki şey anlatayım. Onun ne kadar önemli olduğunu veya trajikomik anlayalım. Bir gün birisi ben aynı zamanda acil tıp anabilim dalı başkanıyım. İşte acil tıpta işte hasta bakıyoruz, asistanlar yetiştiriyoruz, öğrenciler yetiştiriyoruz. Yani acil bakımın kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür Türkiye'de çok büyük yollar açtık, mesafe kat ettik. Bir gün birisi şikayet dilekçesi yazmış, okuyorum. Diyor ki ben diyor işte parmağım kesilmişti veya burkulmuş, ayağım burkulmuştu. Ben diyor yarım saat kapıda bekledim diyor. Bundan şikayetçiyim diyor. İşte bir virgül koyuyor aynen sizin gibi. Ondan sonra diyor ki gerçi diyor o sırada diyor ölü bir hasta gelmişti diyor. Herkes ona müdahale ediyor diyor. Yani bundan ne anlarsınız? Yani bakın ikircikli yapı ve yani bencillik bu kadar olur mu? Olmaz çok mı doğru. diye. Eskiden beri olan şeylerden birisi ikinci bir vaka. Çok yaşlı bir teyze ile amca her gün acile gelirmiş. Her gün. Acilin böyle bir müdavimleri var. Ondan sonra böyle herkesle artık akraba gibi olmuşlar. Ben bazen takılıyorum öyle sık gelenlere sizi kadroya alayım falan diye. Onun gibi bir gün bakmışlar amca gelmiş teyze yok. Herkes korkmuş. Ne zannetti? Bir şey mi oldu? Teyzeye bir şey mi oldu öldü falan mı diye. Ne oldu amca demişler teyze niye yok bugün? Bugün biraz hasta da evde kaldı demiş. Çok güzel. Yani evet. O yüzden acilleri gerekliyse yani her gün birimize lazım olabilir. Evet. Acilen esas işlevi kalp krizi, trafik kazası, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi ciddi, önemli o an müdahale edilmezse kötü olabilecek, öldürebilecek, daha kötüye götürebilecek şeylerle. 10 senedir ağrıyan belimiz, 20 yıldır burkulan bileğimiz,
gibi şeyler için lütfen evet. gündüzleri kullanalım, poliklinikleri kullanalım. Aile hekimlerimize başvuralım. Değerli kıymetli arkadaşlar, herkes tıp fakültesini bitirdi. Belli tecrübeleri var. %50'den çoğu sorunumuz orada çözülebilir. Doğru. O yetmiyorsa adım adım gelin lütfen. Bir anda hepimiz en son basamağa yığılırsak gerçek ihtiyacı olan insanların zamanından, emeğinden çalıyoruz. Hastanede doktor sayısı belli sayıda olabilir. Yani herkesi 10 tane, 20 tane koyamazsınız. Belli nöbetçi ekip var, şey var, belli bir enerji var. Bütün enerjimizi gerçek hastalara, acilere ayıralım diye düşünüyoruz. O yüzden hem ambulansı, hem 112 hattını, hem de acil servisleri lütfen bu tip şeyler için işgal etmeyelim. Poliklinikleri kullanalım. Orada da lütfen birazcık saygı, birazcık sabır gösterelim. Kalabalıklaştı. Artık toplumumuz yaşı giderek artıyor. Doğru. Çoklu hastalık var. Acil servislerde yığılmalar çok. İnanın şu anda Ankara'da çoğu hastane dolu. Hele yoğun bakımlar çok daha dolu. Ömür uzadı. İnsanlar ölemiyor. Yani Allah uzun ömür versin. Çoklu hastalık var. Doğru. Dolayısıyla hastanelerde yetemiyoruz. Böyle olunca acilde birikmeler, beklemeler oluyor. Lütfen sabır göstersinler. Yani biz Türk toplumu olarak ve bu inanan insanlar olarak bunlara hasletlerimiz vardı. Bunları kaybetmeyelim. Bu kez şiddet oluyor, tartışma oluyor, enerjilerimiz bitiyor, gereksiz yere şey yapıyor. Ama işin başında aile hekiminiz, bir sonraki devlet hastanesi, ondan sonra olmazsa eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesi, bu şekilde gelin. Yani orada bazı düzenlemeler, hani insanların randevu bulmada sorunlar olabiliyor. Hükümet olarak biz sağlık sunucular olarak çözümler bulmaya çalışalım. Ama gerçek insanın hak ettiği tedaviden çalmayalım. Yani günahtır bu, kul hakkıdır. Yani oradaki önemli kişilere müdahale edelim, ona fırsat verilsin lütfen. Hepimiz için gerekli olabilir dediğimiz o. Doğru. O gerçekten yüzden, acil durumlar için. Gerçekten acil adı durumlar üzerinde için. Kullanılması hani yine gerekiyor. Kötü hissederse gelsin, bak ne olduğunu anlayalım ama daha sonra da önerdiklerimizi lütfen yapın. İlaç öneriyoruz, almıyorsun. Evet, polikliniğe git diyorsun, kontrole git diyorsun, gitmiyorsun. Sonra tekrar gelince acilde belli bir yere kadar çözümler olur. Gerisi incelemek, araştırmak gerekir. O yüzden yani toplumumuzun sağlığı ve çalışma barışı, iç huzur için bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok inanılmaz sayıda başvuru var ve bu ister istemez kaliteyi de düşürüyor, sıkıntı da yaratıyor. Peki hocam, bu konuda da bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bilince davet edelim. Tabii. Devam edelim yaz hastalıklarını konuşmaya, yaz döneminde karşılaşılan sağlık problemlerini ele almaya. Bağırsak enfeksiyonları ve zehirlenmeler hocam yaz aylarında daha bir sık görülüyor sanki. Daha sık görülüyor. Neden acaba hocam? Sıcak ortam ve bu yiyecekler iyi bir besin ortamı oluşturuyor mikroplar için. Daha kolay üreyebiliyorlar. Mesela bir pasta sıcak bir ortamda bir 5 dakika 10 dakika dışarıda kalsa hemen mikroplar üzerinde üriyor ve zehirlenmelere yol açıyor. İşte Manisa'da gördüğümüz kışladaki zehirlenmeler bunlar çok hızlı olabiliyor. Çok o tip şeyler. Olsun diyoruz oradaki bütün oradaki insanlara. İşte 5-6 yıl önce Ankara'da oldu, böyle bir yemekte şey yaptı. Çabuk bozulan yiyeceklere dikkat edelim. Hani tavuklu ürünlere, az pişmiş, iyi pişmemiş ürünlere dikkat edelim. Ondan sonra meyveleri, sebzeleri lütfen yıkayarak yiyelim. Bazen sulama sularına lağım karışabiliyor, şey yapabiliyor, burada mikroplar üreyebiliyor. Bakın sirke, ataların kullandığı pek çok şey çok değerli ve etkili. Sirkeli sular falan çok rahat bunları şey yapabiliyor. O pasta cinsleri falan çok çabuk mikrop alabiliyor onları. Yani korurken buzdolabında korumak, dışarıda kalmış şüpheli olan bilmediğimiz şeyleri yememek lazım. Yani onu yiyip de rezil olmaktansa birazcık boğazımıza sahip olmamız lazım. Belirtiler olursa bulantı, kusma olabilir, ishal olabilir, karında kramp tarzı şeyler olabilir, böyle kusmalar olabilir. O tip durumlarda evde yine ilk o bitkisel tedaviler, sıvı destek yapılmaya çalışılır. Geçmez, çok aşırı olur, çok bitkin hale gelir, çok sıvı kaybederse de o zaman hastaneye gelir. Orada serum tedavisi veya kan tahlili yapılabilir ama sıcaklarda mikrobun üremesi çok kolaydır. Açıkta kalabilecek, çabuk bozulacak şeylerin açıkta kalmaması, kaldıysa, şüpheliysek onların yenmemesi lazım ve her şeyi yıkayarak yiyelim. Çünkü bazı şeylerde pik yapar, böyle salgınlar yapar ister istemez. Onlara dikkat edersek yani sağlıklı bir yaz geçiririz. Yoksa
bakın ölümlere, komalara, yoğun bakımlara kadar giden zehirlenmeler olabiliyor. Allah muhafaza. Evet. Daha hafif düzeyde bile olsa hayat kalitesini çok ciddi etkileyen, elbette, insanı perişan eden bir problem. Bunu yaşamamak için hijyen kurallarına çok dikkat etmek, sıcağa dikkat etmek gerekiyor. Ola ki böyle bir şey yaşarsak ne yapalım hocam? Yani ilk müdahale nasıl olmalı? Gene yanlış bilgilerimiz de olabiliyor. Buyurun hocam. Bu vesileyle biz tıpta çok kullanıyoruz. Suya sabuna dokunmak diyoruz. Doğru. Bazen ben İngilizce falan da söylüyorum. Hani insanlar anlasın diye. Su ve sabun en iyi temizleyici şeyler. Doğru. Bu önce kendi ellerimizde başlıyor. Arkasından bütün kabuklu yiyeceklerde ve bunlara dikkat etmemiz lazım. Böyle bir şey olursa şüphelendiğimiz, zaten oradan geriye dönüp baktığımızda biliyoruz. Yani yediğimiz bir şeyden neymiş, dolayı şu olabilirdi falan diye. Evet. Bu tip durumda sıvı alınabilir. O naneli bitkisel çaylar veya nane, limon gibi hani halkımızın yaptığı şeyler hakikaten çok değerli, çok etkili olabiliyor. Bunlar olabilir. Bazen mide antasit gibi hani o emdiğimiz böyle haplarımız şeyler olabilir. Bütün bunlarla olmuyor, hala devam ediyorsa da buyurun o bize zaman, gelin. Evet, o zaman bir uzmana, hekimimize başvurmak gerekiyor hocam. Bebeklerde dikkatli olalım. Yeni doğan çocuklarda ve bebeklerdeki sıvı kaybına daha çok dikkat edelim. Onlar daha çabuk etkilenebilir. Yaşlılar yine aynı, bebekler aynı kategoridedir. Evet. İki uçtur onlar. Ve kronik bir hastalığı olan, şeker hastalığı olur, böbrek yetmezliği olur, başka problemi, kronik hastalığı olanlarda da bir adım daha dikkatli veya bir biraz daha uyanık olmak, daha erken hareket etmek gerekir. Mutlaka doktora başvurmak için. Evet, peki hocam. Yine farklı bir sağlığımızı tehdit eden farklı bir unsur da klimalar. Şimdi çok sıcak oluyor. Özellikle güneye doğru indiğimizde hava daha da sıcak hale geliyor ve klimalar böyle her ortamda. Özellikle dışarısı çok sıcak. Mesela bir ortama bir giriyoruz, buz gibi bu sefer. Öyle bir sıcak soğuk değişimleri de söz konusu oluyor. Bazen bir ferahlayalım diye tam altına oturabiliyoruz. Nasıl etkiliyor bize klimalar hocam? Yani klimaya da çok alışık bir toplum değiliz. Tabii güney kesimler daha rahat. Orta Anadolu'nun o yönden daha rahatsız ama güneydeki insanlar daha çok kullanıyor. Arabada klima kullanması gerekiyor, iş yerinde, evde kullanması gerekiyor. Çünkü sıcaklar da yaşam kalitesini çok fazla bozuyor. Yani ideal olabiliyorsa önceden soğutmak, ondan sonra o ortama girmek en ideali, en doğrusu. Yani araba önceden soğumuş olur, ev önceden soğumuş olursa bunlar olabilir. Uzaktan kumandayla falan hani ayarlamalarla bunlar yapılabiliyor. Eskiden daha çok inanılıyordu hani bazı mikrobik, atipik mikroplar üretiyor falan diye. Haç'tan dönenlerde, Ümre'den dönenlerde çok biz karşılaşırdık o tip şeylerde. Bu ani değişimler ister istemez etkiliyor. En büyük şeyimiz kendi sağlığımızın yerinde olması, direncimizin yerinde olması. Eğer bu yerinde olmazsa o zaman klima ve mikroplar bizi yeniyor. Hasta oluyoruz soğuk algınlığı şeklinde. Direkt karşısında durmak, şey yapmak çok şey değil. Zaman zaman da yardımcı olmak. Yani soğuk, sıvı içilebilir, sıvı ve ılık soğuk arası duşlar alınabilir bu şeylerde. Klimaya daha az maruz kalmak için, ama yine aynı önceden soğutursak çok daha etkili olacak. Direkt karşısına geçip klimaya meydan okumaya gerek yok. Doğru. Onun şeyi. Aynen. Ama işte yani kaçınılmaz yaşamın şeylerinde onlara dikkat etmek gerekecek. Bu sefer yaz ortasında grip olan, zatüre hatta olan, ses kısıklığı yaşayan kişiler de söz konusu olabiliyor. Dediğiniz gibi klimaya meydan okumayalım. Okumayalım. O bir makine yani. Onu düzgün kullanalım. Evet. O bize yardımcı olması gereken ve düzgün kullanırsak onları şey yapacağız. Yoksa o bizi yenebiliyor. Çünkü o makine yorulmuyor. Hani şey yapmıyor. Bizim dirençli olmamız, sağlıklı olmamız gerekiyor. Kesinlikle hocam. Klimalarla ilgili uyarılarımız da bu şekilde olsun. Şimdi bir de alerjiler söz konusu oluyor. Özellikle yüzmek yaz dönemindeki en eğlenceli sporumuz diyelim, eğlencemiz diyelim. Ama bazen kirli su da söz konusu olabiliyor. Oluyor. Kirli deniz ne yazık ki özellikle kalabalık plajlarda çok fazla böyle temiz bir denize ulaşamayabiliyoruz. Böyle hemen bir cilt reaksiyonları söz konusu oluyor. Çok sık rastlıyoruz hocam. Hemen bir kabarmalar vesaire. Bununla ilgili uyarılarınız neler yani bunlar olur? Bunlar alerjiler daha çok kişisel yatkınlığı olan kişilerde daha çok görürüz. Veya sonradan çıkabiliyor, bazı maddeler etken olabiliyor. Yani şimdi insanlara yüzecek alanlar sunmak lazım. Özellikle hani deniz kenarında olmayan yerlerde. Bir güvenli yüzme alanları, iki temiz yüzme alanları sunabilmek ve burada insanların rahat yüzebilmesi. Çok kalabalık yerlerde yani gidip oraya takılmanın veya illa orada ısrar etmenin çok anlamı yok. Yani deniz geniş olduğu için hani o lokal kirlilikleri eğer
kuytu bir yerde ve bütün kirlilikler orada toplanıyorsa o zaman sıkıntı olabiliyor. Hı-hı. O durgun sularda bunlara daha çok rastlayabiliyoruz. Çocuklar falan öyle kaçak, hı-hı, yüzenlerde falan. Onlarda yani birincisi etkenden uzak kalmak, buralara maruz kalmamak lazım. O kabartılar şeyler olursa da yine kaşınır, böyle kurt geziyor gibi, kurdeşen diyor halkımız, onlar olabilir. Onlar da yine ıldık soğuğa yakın duşlar etkili olabiliyor. O dediğimiz yani hafif kortizonlu kremler bazen etkili olabiliyor. Hı-hı. Ama bu artar, hiç dayanamaz, bütün her taraf kabarır. Hı-hı. Özellikle boğazda ses kısıklığı böyle konuşamaz gibi olur. Hmm. Nefes alma zorlaşır gibi, gözler falan çok şişerse bu ciddi alerjinin belirtileri olabilir. Onlara dikkat edecek. O zaman hemen doktora gelmesi gerekecek. Diğerleri etkenden uzak kalmakla, ılık duşlarla falan şey yapılabilecek. Hmm. Belki bazı küçük alerji haplarıyla falan yardım gerekebilir ama ideali onlara, yani kirli yerse, alerji yapıyorsa bunlara gitmemek, bunlara dokunmamak lazım. Gerekiyor. Yani biraz eğlenelim derken yani sağlığımızdan tabii, olmaya tabii, da tabii gerek yok. Özellikle çocuklar dediğiniz gibi kaçak, hı, yüzüşler yapabiliyorlar, kaçak yüzmeler yapabiliyorlar. Evet, evet. Aileleri de bu konuda uyarmış olalım. Şimdi hocam, yüzmek söz konusu olunca bizim ülkemizde ne yazık ki şimdi yaz dönemi geliyor. Hı. Gerçekten çok endişe de duyuyoruz. Boğulma haberleri çok sık geliyor. Tabii. Göl boğulmaları, deniz boğulmaları. Yani çok da acı bir vefat durumu. Çok çok. Ne yapmak lazım bununla ilgili? Yani, çok da sık duyuyoruz. Gencecik insanlar vefat hayatında ediyor. Hayatında şunu görüyoruz. Ani ölümler, evet, genç ölümler, hı-hı, böyle çocuk ölümler, acı ölümler. Yani çok. Hepimizi, hı-hı, çok derinden üzüyor. O yüzden ve bunların bir kısmı da önlenebilir ve tedbir alınabilir ölümler olunca insan acısı daha da katlanıyor. Hı-hı. Yani gelişme ülke düzeyine ulaşmak için yani gelişen pek çok imkanı olan bir ülkeyiz. O yüzden bunları her yıl programlar yapıyoruz ama artık önlemler alalım. Bunları minimuma indirmemiz lazım. Hı-hı. İnsanın içinde yüzmek var. Yüzmek güzel bir şey. Serinletiyor, insanın hoşuna gidiyor. Bu isteğe cevap vermek lazım. Deniz kenarında ise güvenli yerlerde. Hı-hı. Tehlikeli plajlar var. Tehlikeli altta akıntısı olan kumu çekilen dedim yerler olan, var. Oralarda önlem almak, oralarda sahil güvenliği gibi şeyler olmak zorundayız. Hani bunu ya polisiye ya belediyeyle şey yapmamız lazım. Oralarda veya oluyorsa büyük plajlarda can kurtaranlar görevlendirmemiz lazım. Hı hı. Bunu gerekirse sivil toplumlara kadar inip hani insanların hayatı bu kadar ucuza gitmesin, şey yapmasın. Belediyelere önerim yani her insanda, Anadolu'da da olur, denizin olmadığı her yerde de ne olur, havuzlar sunulabilsin. Hı. Ucuz, kolay, insanların rahat yüzebileceği, erişebileceği havuzlar olsun ki kaçak yerlere ve kuytu yerlere yönelmesin çocuklar. Doğru. Çocuklar ailelerini takip etsinler lütfen. Her şeye rağmen çocuklar bir macera arayışına giriyorlar. Hı. Yüksekten atlıyorlar. Tabii. Bunlar boyun kırılmasına, felç veya ani ölümlere sebep oluyor. Baraj göllerinde ve özellikle tatlı su kaynaklarının çıktığı yerlerde çok soğuk sular oluyor. Bir anda inhibisyon şoku dediğimiz, bir anda kalp duruyor. Bu evet, boğulmalar olabiliyor. Hı-hı. Yüzme bilmeyen çocuklar yine yüzme bilmeyen kişilerle çıkıyorlar. Hı-hı. O zaman birisi boğulurken öbürü ona yardım ederken iki kişi birden boğuluyor falan. Evet. Bunlara dikkat edip bunlara da tedbir almamız lazım. Yüzecek yerler sunmamız lazım. Yüzülen yerlerde de iyi gözetmenler olması lazım. İyi muhakkak yanında yüzme bilen, yardım edebilecek, kurtarabilecek. Hı-hı. Yani çocuğu çocuğa emanet etmeden, doğru, bunlarla önlem almamız lazım. Yine o akıntıların olduğu, o şeylerin olduğu bazı illerimizde falan yani her yıl duyuyoruz. Onlarda dikkat etmek lazım. Bazen kanal gibi yerlerde oluyor. Bir yudum suda bile boğulabilirsiniz. Yani doğru, kuru tabii boğulma çok şey olabilir. Akıntılı olan yerler yani o insan hani kayaları bile, ağaçları bile sürükleyip götüren yerlerde dikkatli olmak. En azından oradaki yerel yönetimlerin önlem alması, anne babaların takip etmesi, hı hı, çocuklara da insanca yüzebilecekleri olanaklar sağlayıp oralarda yüzmelerini sağlarsak büyük ölçüde azaltmış oluruz. İnşallah. Buna rağmen boğulma olursa yüzme bilmeyen lütfen suya girmesin. Evet. Kazazede birken iki oluyor. Türk toplumu biraz cengaver böyle. Evet. Hemen atlıyor, duramıyor, birkaç hemen kişi atlıyor, daha peşinden ama kurtarayım bilmiyorlar derken ama. Yani bir aileden bazen birkaç kişi birden, evet, ölüyor, Allah korusun, o kötü. Allah muhafaza, evet. İp atılabilir, bir çubuk, değnek uzatılabilir, bu şekilde insanlar çekilebilir, tekne veya şeylerle yardım edilebilir. Bunlara bakılmaya çalışsın, yardım istensin. Afat gibi bakın ülkemizin her tarafında gelişti. Çok büyük yardım ekipleri hızla her türlü yardımı sağlıyorlar. Bunlar sağlanabilir. Arkasından silkelemek
falan değil. Hı. Sadece sudan çıkarın, çıkarıldıktan sonra yan çevirin. Hı. Kusuyorsa zaten su belli bir şeyde doldurduysa midesini kusacak. Hı hı. Ters çevirip sallamaya falan gerek yok. Bu kez akciğerine kaçabilir. Hı. Yine de iyi de görünse her hastayı doktora acil servise götürmekte fayda var. Bunlar sonradan hastanın durumunu bozuyor. Akciğerde ödem dediğimiz tabloya yol açıp nefes darlığına yol açabiliyor. Bizim en az bir 5-6 saat gözlememizde fayda oluyor. Tatlı su, tuzlu su fark etmiyor bunların hepsi de. Boğulma tehlikesi, boğula yazma diyoruz. Boğulan veya boğula yazma geçiren herkes bir doktor kontrolünden geçerse bu acı şeylerle karşılaşmayız. Evet, inşallah diyelim. Eğlenelim derken yine hayatımızı tabii, kaybedecek tabii, noktaya tabii. Gelmeyelim. Söylediğiniz şeyler çok doğru. Belediyelerimize profesyonel alanlar sunmak, tedbirli gözetim altında alanlar sunmak noktasında çok büyük görevler düşüyor. İkinci görev de anne babalara düşüyor. Tabii, özellikle çocukları, gençleri, velev ki genç de olsa bir tedbirden, bir korumadan geçirmek gerekiyor, lazım. Önlemek gerekiyor bu tür şeyleri. Allah muhafaza böyle acı haberleri inşallah bu yaz almayalım. Umudumuz, duamız bu yönde olsun hocam. Şimdi başka bir yaz döneminde sık gördüğümüz sağlık problemi de böcek sokmaları ve ısırmaları oluyor. Evet. Özellikle böyle kene en korktuğumuz şeylerden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda. Evet maalesef. Tabii doğayla da daha bir iç içe oluyoruz. Piknikler, belki doğa gezileri, yürüyüşler vesaireler, köylere daha fazla gidiyoruz. Doğal bunlar. Tabii yaylalara gidiyoruz. Istek, evet. Ne yapmak lazım bunlara karşı? Şimdi bunlar da kene, tabii keneler eskiden dosttu. Şimdi son 5-10 yılda maalesef bir büyük hastalık ve ölüm sebebine döndü. Onlar hoş değil. Bunlar böcek olur, bunlar sokabilir, hani şey yapabilir. Bu doğanın içinde var, hani hep yaşamın içinde. Çok ciddi, tehlikeli değilse bunların bir kısmında pek çok şey olmuyor. Mesela her ağrı sokmasında alerji olmuyor. Biraz ağrı oluyor, biraz şişlik oluyor. Çok bazı hassas bünyeli kişilerde olabiliyor. O dediğim biraz önceki saydığım böyle sesin boğulması, nefes alamaması, bunlar ölümcül alerjiler. O bazı kişilerde bunlar olursa. Kene olursa, kene sokarsa pikniğe gidin de çorap giyin, kolunuz uzun olsun. Bu hem yanmaları önler hem başka şeylerden şey yapar. Kene kolay kolay yapışamaz. Ha ola ki oldu, yapıştı. Keneler önce çok küçük olabiliyor. Birkaç gün sonra fark edebiliyorsun. Vücudunuza bakın hani şey olarak ben pazar günü pikniğe gitmiş, perşembe günü benim hiç olmayan bir yerimde ben çıktı diye gelen hasta biliyorum. O kaç iyi bir kan emmiş keneydi yani. Oo, çok kendi başınıza çıkarmaya çalışmayın. Onu da profesyonel yardım alın. Çünkü çıkarmaya çalışırken o keneyi sıkıştırırsak, kanatırsak, patlatırsak oraya zarar verirsek temas artıyor ve hastalık riski artıyor. Gelin onu acil servislerde biz onu... Riskli de bir hastalık olabiliyor değil mi hocam? Her kenede olmasa da... Kongo kanamalı ateşi dediğimiz o bazı kenelerde ve çıkarmadaki temaslarda falan sıkıntı olursa maalesef müdahale ederken bir doktor arkadaşa bile geldi. Ölümcül olur. Vücudun bütün tarafında kanamalar olabiliyor. O yüzden dikkatli çıkaralım. Biz çıkaralım. Hani keneden şüphelendiyseniz bakalım. Kene ise de biz onu ilmine uygun bir şekilde çıkarıyoruz. Kanatmadan ve karşılıklı şey olmadan sıkıştırıyoruz. O kendisi sonra kene bırakıyor vücudu. Belli bir süre sonra yani bir 30 dakika, saniye, bir dakika, iki dakika sabretmek lazım. Öyle olunca çok fazla temas olmuyor. Diğer türlü Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz hastalıklara yol açıp ölüme kadar yol açan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Böcek sokar. Böcek soktuğunda yani hafif kaşıntı, kızarıklık olur. Soğuk koyabilirsiniz. Onlar olabilir. Şişiyor, yüzünüz, gözünüz şişiyor. Çok alerjik oluyorsa doktora gelin yardım edelim. Ama doğada bunlar var, şeyler var. Şundan çok korkmayın. Türkiye'deki yılanların, akreplerin çoğu zehirsiz. Çok az zehirli var yani gerçek anlamda. Çok ciddi korkutur. Soktuğu zaman ağrı yapar. Yani onlardan şey yapmayın, çok az zehirli şeyler var. Getirebiliyorsanız yılan veya akrepi getirmek yanınızda ölüyse falan veya fotoğrafını getirirseniz biz onlara bakıyoruz. Zehirli tür mü değil mi onları saptıyoruz. Ona göre şey yapıyoruz ama büyük çoğunluğu zehirli değil, korkmayın. Olursa da erken başvurun. Evet, en önemlisi de o. Zaten pek çok sağlık probleminde de doğru zamanda müdahale önemli olduğu gibi hastaneye de ne zaman başvuracağımızı bilmek, bu konuda da acele etmek gerekiyor. Özellikle bu tür ciddi durumlar söz konusuysa. Tabii ki şimdi kene var, böcek var, şu var, bu var diye de doğadan uzak kalmaya da gerek yok. Gerekli tedbirler alındığında tabii ki o yaz döneminin güzelliğini yaşamak mutlaka gerekiyor. Mevsimine göre de onları yaşamak yani yaşıyoruz ve yaşamamız gerekiyor.
Diğer türlü fanus içinde veya paranoyak bir topluma dönüyoruz. Yani sokağa çıkamazsınız, bilmem nefes alamazsınız, pikniğe çıkamazsınız, olmaz. Bunlarla birlikte olacağız. Bu kez herkes kendine göre gardını alıyor. Keneler değişiyor, mikroplar değişiyor filan. Ona meydan vermemek lazım inadına, ama önlem alarak ve gerekli tedbirleri alarak ve bilinçli hareket etmemiz lazım. Doğru. Şimdi fanus deyince aklıma hocam şey geldi. Mesela zaten doğa içerisinde büyümüş, köyde büyümüş çocukların bünyesi daha bir sağlam oluyor sanki. Şehirdeki çocuklar böyle en ufacık şeyden. Böyle bir ayrım siz de gözlemliyor musunuz? Elbette. Yani görüyoruz. Yani biz geçiş jenerasyonuyuz. Yani bizim kendi yaşlarımız ona benziyor. Kendi çocuklarımız da. Biz toz, toprak, yani kirlenmek güzeldi, çamurda oynamak güzeldi, ellerimiz çatlardı. Bazen bahçelerden tatlı hırsızlıklar falan yapıldı. Bu heyecan da yaşanıyor. Şimdi çocuklar ya internetten tanıyor, yani canlısını bilmiyor belki de. Onların bunları yaşamak, ortamla direkt alerjenle direkt temas ediyorduk. Mikropla direkt temas ediyorduk ve bunları yenmeyi öğreniyorduk. Ama şimdi modifiye mikroplar, modifiye çocuklar gibi böyle birbirimize teknoloji savaşı haline giriyoruz. Yerinden kalkmayan, masaüstü bilgisayarda işini yapan, ondan sonra bütün oyuncağı hareketi bu olan, obezliğe doğru giden, başka sosyal şeyleri bozulan toplum haline geliyoruz, çocuklar haline geliyoruz. Yani getirdiği tehlikelere bakarız. Öbür türlü sosyal ilişki var, rekabet var, müsabaka, maç var, bazen kavga var, şey var. Bütün bunları yaşayarak bir aktivite var. Tabii aktivite var. Hani akşam yemeği yerken uyurdu çocuklar, uyuyakalırdık. Şimdi enerjisi bitmeyen, gece yarısına kadar hala bilgisayar başında çocuklar oldu. O yüzden hani sokağa çıkmak, doğayla iç içe olmak, yorulmak, kirlenmek güzeldir. Yani oldukça da önemli hocam. Bu da o zaman yaz sağlığı ile ilgili çocuklar boyutundaki uyarımız olsun. Tabii. Şimdi okullar da kapandı. Okullarda gene dersler bünyesinde böyle spor faaliyetleri vesaire yapılıyor. Ama yazın tamamen çocuklar dediğiniz gibi, özellikle şehirdeki çocuklar bilgisayar başında, televizyon başında hapsoluyorlar. Oradan ciddi çıkalım. Anlamda sıkıntılı. Tabii. Yani ben şimdi ben hep öyle söylüyorum, övünmek gibi olmasın. Benim memleketim Konya Ereğli diyorum. Maşallah. Şimdi 8-8,5 yaşında bir kızım var, onu gönderdim. Allah bağışlasın. Şimdi orada dedeleri orada, hem babaanne hem anneanne hem dedeler orada. Şimdi orada güzel bir de bahçe var orada. Çiçekleri suluyor, sebzeleri suluyor. Sincap görmüş, yılan görmüş, kedi köpek görmüş. Ayağı toprağa basıyor. O karıncaların içinde falan, onları görsün, güneş görsün, D vitamini alsın. Bu kadar güneş gören bir ülkede niye D vitamini eksik, hala kendi kendime onu soruyorum. Hani bu kadar demirli yiyecek varken demirimiz eksik hep. Ama onları almamız lazım. Fırsatı olan veya fırsat yaratalım, doğayla iç içe yaşayalım diye istiyoruz. Hani bu gerçekten özlem de oluyor yani. Ufacık hobi bahçelerinde dünya şey veriyoruz değil mi? Öyle bir şey olsa da. Toprağa. Çocuklara böyle müzelerde falan gösteriyoruz. Aa bak bu kelebek çocuğu falan diye. Çok acı tablolar aslında. Maalesef. Maalesef. Hele de böyle kendi memleketinde fırsatları olan kişiler mutlaka çocuklarını gönderir. Bu vesileyle Konya Ereğli'ye de selamlarımızı gönderelim. Biz de gönderelim. Hızlı öpüyoruz buradan. Sağ olun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. İzliyor şimdi o. Maşallah. Çok güzel. O zaman el sallayalım ona buradan. Şimdi hocam, son bir yaz ayları da yaşanan problem olarak isterseniz ortopedik yaralanmaları konuşalım. Yani tabii ki hani dedik, çocuklar çıksınlar, koşsunlar, oynasınlar, ama nelere dikkat etsinler de böyle kırıklar, çıkıklar, yaralanmalar olmasın. Evet. Şimdi çocuklar şey yapıyor. Kızım Ela Demircan, ona buradan söyleyeyim. Şimdi o seviyor bu tip şeyi. Söyleyelim onu, söylemiş olalım. İzliyor. Bütün çocuklar, hani Allah herkesin çocuğunu bağışlasın inşallah. Acılarını yaşatmasın. Çocuklar oynuyor, koşuyor, düşüyor, şey yapabiliyor. Yani burada kırık olabilir, çıkık olabilir, sıyrık olabilir, kanamalar olabilir filan. Bunlar olabiliyor. Yani mümkün olunca dikkat etmesi söylüyoruz, ama bunlar maalesef doğanın içinde var. Top oynarken işte yaralanabiliyorlar. Nelere dikkat edeceğiz? Bir, bisiklet filan binebilirler. Korunaklı binmek ve güvenli yollarda binmek. Ama buna rağmen düşebilir, o olabilir. O tip durumlarda da bunun olabileceğini baştan söylemek lazım. Bazen hani
affedersiniz hayvanlara biner çocuklar. Orada dikkatli binmek ve birinin gözetiminde binmek lazım. Düşünce hakikaten kötü kırıklar oluşabiliyor. Ondan sonra işte bazen kaydıraktan falan düşüyorlar. Ağaca çıkıyorlarsa dikkatli olmaları gerekiyor. Biz ağaç kazalarında çok yaşarız. Korunaklı olmayan damdan düşmeler var. Doğru. Güneydoğu'da çok fazladır. Sıcaktan çok dolayı yukarıda yatarlar. O yüzden düşmeler olabilir. Önlemlerimizi almamız. Yani bir balkonun kenarındaki demir bariyer olması işte. Kapının önündeki bir kapının kapalı olması olabilir. Bisiklete binerken gözetim altında trafiğe kapalı bir alanda olabilir. Ama bütün bunlar rağmen oluyorsa da önce paniklemeden bunun hani işin doğasında bir şey olduğunu düşünmek lazım. Genelde kanayan yerler varsa onun üzerine kuru bir bezle veya kuru bir temiz mendille basmak lazım. Islak alkollü falan değil, ıslak mendil değil. Kanayan yerlerin en iyi durdurucusu kuru bezlerdir. Kuru gazlı bezdir, kuru bir temiz şeydir, mendildir. Bunlarla basarsınız. Biraz uzun süre, 1-2 dakika basarsanız kanamaların çoğu durur. Biraz yukarı kaldırsanız kalp seviyesinin üstünde şöyle de basarsanız durur. Bulduğunuz kolda kırık çıkık şüphesi, ayakta bacakta varsa bulduğunuz pozisyonda bırakmak en güzelidir ki ek zarar gelmesin diye. Şüpheleniyorsanız orada bir zaten şekil bozukluğu olabilir, morarma olabilir, hareket ettiremeyebilir. O tip durumlarda parmaklarda morarma olmasın, yani damar akışkanlığı iyi olduğunu gösterir. Hareket edebiliyor mu onlara bakın. Ondan sonra eğer böyle bir durum varsa bu şekilde koruyarak, aynı şekilde tutarak, yani bizim o tülbentler falan burada çok işe yarar işte. Doğru. Burada sağladığınız zaman ağrı olmaz, kırık uçlar oynamaz, damara sinire zarar vermez. Rahatlıkla getirebilirsiniz, muayene edilir acil servise, filmi çekilir, konsültasyonlar veya bakılır, ona göre tedbir alınır. Yani bir karton kutuyla, bir güneşlikle bile desteklenebilir. Bu tip şeylerle bunu yapacağız. Diğer şeylerde burun kanamaları olabilir. Soğuk suyla yıkayın. Ensesini, alnını şöyle soğuk bir şeyle tutup burnunuzda dibinden 1-2 dakika sert bir şekilde tutarsanız yine kanamalar durabilir. Yani damar kanamasından şüpheleniyorsa, kesi derinse, kirli bir şeye maruz kaldıysa onları muhakkak getirin ki temizleyelim, bakalım, dikişlik olabilir. Tetanos aşısı çocuklarda Allah'a şükür onlar zamanında aşılar yapıldıysa çok tetanos şeyi yok. Biraz daha ileri yaşlarda tetanos aşısı yapmak gerekebilir. Damar sinir kesisi var mı biz onlara bakıyoruz. Onlar olabilir. İçinde yabancı isim kalmasın diye onlara bakıyoruz. Bazen çok hafif küçük kesiler oluyor. Sıyırık gibi, sıyırın biraz daha ötesinde. Şimdi yeni teknolojiler gelişti. Ne yapıyoruz? O kesik yeri siliyoruz, basıyoruz kuru bir bezle, sponjla, mendille kuruyor. Ondan sonra böyle tutup doku yapıştırıcısı dediğimiz Japon yapıştırıcısına benzer bir madde var. Acilen çoğunda var. Onlarla böyle sürdüğümüz zaman 24 saatte suda yedirmediğimiz zaman iz bırakmadan, dikiş atmadan, lokal anestezi uyuşturucu yapmadan çok rahatlıkla tamir edebiliyoruz bunlar. Evet. Estetik olarak hani şu sıkıntı doğru, getirebilir. Tabii iz kalmaması. Her kesiyi plastik cerrah dikmez. O kadar plastik cerrah yoktur, hani şey yoktur. Acildeki doktorlar da dikebilir. Uygun iplik seçilir, uygun şey yapılırsa. Yani o yüzden hastaların, çünkü çok beklemek zorunda kalıyorlar, kavgalar oluyor, tartışmalar oluyor. Yani iyi bir doktor, iyi bir hekim özenerek diktiği zaman benzer şey olabilir. Yani biz iz kalmaması için uğraşıyoruz. Ama önce kazalardan korunalım. Ama olursa da bütün bunlara rağmen panikletmeden, korkutmadan ama önlemleri alarak bu dediğimiz koruyucu tedbirlerle birlikte taşıyabiliriz, yardımcı olabiliriz. Evet, inşallah Allah her türlü kazadan, amin, beladan, amin, bu tür yaralanmalardan, evet, kırıklardan muhafaza etsin. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok önemli uyarılarda bulundunuz. Kesinlikle. Böyle farklı boyutlarla yaz dönemi sağlık sorunlarını ele almaya çalıştık. Hem tedbirler boyutuyla hem de eğer başımıza geldiyse ilk müdahale boyutuyla. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, çok güzel, İnşallah. Keyifli bir yaz geçirelim İnşallah. Diyelim. Siz son olarak neler söylersiniz hocam? Buyurun. Şimdi güzel bir Ramazan'dan çıktık. Serin bir Ramazan'dan çıkıyoruz. Sıcak günlere geliyoruz. Evet. Bu konuştuğumuz konulara dikkat ederek zehirlenmeden, düşmeden, boğulmadan, kazalara maruz kalmadan, özellikle o trafik kazalarına falan maruz kalmadan inşallah güzel bir yaz geçiririz. Hem ülke olarak hem memleket, millet ve Müslümanlar ve bütün dünya olarak barış dolu, huzur dolu, sağlıklı günler yaşarız. Yani acılar görmeden inşallah güzel günlerimiz olur diye temenni ediyorum. Herkes sağlıcakla kalsın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de bütün temennilerinize amin diyelim. Amin. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Bakalım neler konuşacağız.
Her çocuk sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duyar. Peki ya kimsesiz çocuklar? Onlar için ne yapabiliriz sorusunun cevabı koruyucu ailelik. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç'la koruyucu aile ile ilgili tüm merak edilenleri konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.